Tüm PlayStation severlere merhaba. Gamescom'un nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yanımda PlayStation oyun ürün müdürü Sercan Sülüm var. Sercan, Beyond'u deneyimleme şansı bulduk. Özellikle standına girmek, onu deneyimlemek çok zor çünkü giren çıkmıyor gibi gözüküyor. Heavy Rain'i zaten oyuncular çok iyi biliyor. Onun yaratıcılarından gelen bir oyun olduğu için çok beklenti çok yüksekti. Biraz bahsedebilir miyiz oyundan? Oyunun yapımcı firması Quantic Dream. Evet. Quantic Dream denilince de akla ilk gelen isim David Cage. Ve David Cage'in yeni son şaheseri diyebiliriz Beyond Two Souls için. Oyundan bahsediyoruz o zaman. Evet. Oyundan kısaca bahsetmek gerekirse birçok filmin oyunu, birçok oyunun filmi yapıldığı bu zamana kadar. Evet. Ama film endüstrisiyle oyun endüstrisinin yollarının kesiştiği böylesine bir yapım daha önce olmamıştı. Bunu neden üzerine basa basa söylüyoruz? William Dafoe ve Ellen Page gibi iki tane Hollywood karakterinin bir film setindeymişçesine oyunun başından sonuna kadar yer aldığı bir oyun ve bunu cutting edge ve emotion capture sistemiyle yapıyorlar. Yer almamıştı daha önce ve Beyond Two Souls bu yönleriyle de çok dikkat çeken bir oyun olarak 11 Ekim 2013 tarihinde raflardaki yerini alacak. Yani 11 Ekim o zaman not alalım. Bütün oyuncular çünkü zamanlaması çok önemli oyunların. Kendi oyun takvimini bile ona göre belirliyor. Peki karakterlerden biraz bahsedelim. Ellen Page'in karakteri nasıl bir karakter? Bu arada tezahüratları duyuyorlar mı bilmiyorum ama FIFA oyunu başladı. Dolayısıyla zor şartlarda yapıyoruz bu röportajı ama hemen soruna gelecek olursak Ellen Page oyunda Judy Holmes isimli karakteri canlandıracak. William Dafoe ise oyunda Nathan Dawkins karakterini canlandıracak. Oyunda Judy Holmes'un 8 yaşından 25 yaşına kadar olan süreyi kapsayacak. Bu süre içerisinde Judy bir doğaüstü güç elde ediyor, ismi Aiden. Ve Amerikan hükümeti de bunu öğrendikten sonra Judy'yi kendi kontrolü altına almak istiyor. Ve onu bir süper silah, süper güç olarak yetiştirmek istiyor. Bildiğiniz üzere Heavy Rain'in, Quantic Dream'in daha önceki yapımları hep sürekli macera oyunları olurdu. Çok fazla third person, üçüncü şahıs aksiyona girmezdi. Ama Beyond Two Souls'da bu özelliği bir kenara bırakıyoruz. Ve stealth action, yani düşmanlarımızı gizlice elimine etme gibi çeşitli oyun unsurları eklenmiş. Yani bu zaman bir deneyimi üzerine de ekleyip farklı bir oyun deneyimi yaşatacak bize Beyond Two Souls. Ya kesinlikle çünkü Martial Arts özelliği ön plana çıkıyor oyunda. Multiplayer modu olacak bildiğiniz üzere. Hem Aiden'ı kullanacağız, bir yandan da Judy'yi kullanacağız. Ve bunu cutting edge artı emotion capture sistemiyle yapacağız. Dolayısıyla oyun severleri gerçekten de sürükleyici ve mükemmel bir yapım bekliyor 11 Ekim 2013 tarihinde. Ha, 11 Ekim unutmayalım. Sercan çok sağ ol. Devam edeceğiz zaten Gamescom boyunca röportajlara.